Aleyküm canım ailem hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümlerde aile olmaktan bahsettik. Annenin, babanın rollerinden bahsettik. Bu bölümde sizlerden gelen sorular ve ricalar üzerine e tamam da biz bu aileyi nasıl kuracağız sorusunu yanıtlamaya çalışacağız inşallah. Yani bugünün konusu eş seçimi. Bir eş nasıl seçilir? Gidip manavdan karpuz seçer gibi seçemeyeceğimize göre <laughs> bu eşi nasıl seçeceğiz? Elbette şu 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 söylediklerimizi uygularsak Allah'ın izniyle %100 doğru eşi seçersiniz diyemeyiz. Ben karpuzu bile hala doğru düzgün seçemiyorum. Ama en azından tecrübelerimi şurada 13 yıllık da olsa ve duyduklarıma dayanarak sizlerle abla tavsiyelerimi paylaşmak istiyorum. Efendim kriterlerimiz olmasın mı? Elbette kriterlerimiz olsun. Ama bunlar evlilik programlarında bize sürekli empoze edilen kriterler olmasın be güzellerim. Yani ilk sorumuz şu olmasın. işi, maaşı, evi, arabası, Bunları sormayalım ilk önce. Çünkü bunların bir garantisi var mı? Çok zengin birisiyle evlenirsiniz. Bir anda bütün mal varlığını kaybedebilir. Çok fukara birisiyle evlenirseniz birdenbire zengin olabilir. Elbette. İnsan rahat etmek ister. Şu hayatta zorluklar yaşamak istemez. Hangimiz zor bir hayatı tercih ederiz? Bile bile la desteriz hangimiz? İnanın biz de zor olmasını, kimse de kimsenin zor bir hayatı yaşamasını istemez. Fakat niyetlerimiz güzel olsun, kalbimiz temiz olsun. Allah çalışana veririm diyor. Çalışalım, gayret edelim, bakalım neler çıkacak karşımıza. Rızkı verene dair bir şüphemiz olmasın içimizde. Allah rezzaktır. Rızkımız ondan geliyor. Ben evlenirken hiç şöyle malı olsun, mülkü olsun, böyle maaşı olsun diye düşünmedim. Hatta korktum da çünkü para beni bozar biliyorum yani. <laughs> o yüzden hiç öyle yüksek hayallerim ve heveslerim olmadı. Fakat hiç planlamadığım şekilde benim de önüme bambaşka iş hayatları çıktı. Eşimin de karşısına bambaşka iş imkanları çıktı. Ve elhamdülillah tahminimizden daha güzel bir maddi imkana kavuştuk, eriştik. Bu işler gerçekten nasip işleri. Bir de şu kıssayı hiç unutmamanızı isterim. Hesap kitap yaparken çok severim ben bu kıssayı. Efendim, bir köyün zengin eşrafından birisi varmış. Çok 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 zenginmiş hatta ve demiş ki ben öldüğümde benimle birlikte ilk gece mezara giren ve bir gece mezarda bana eşlik eden kişiye Malımın yarısını vereceğim. Ama malı o kadar çok ki onun yarısını bile alsan köşeyi net olarak dönersin. E, eşi, çocukları hiçbirisi cesaret edememişler. Bir gece ölü birisiyle mezarda durmak mı? Hayır, hayır, hayır demişler. Malın geri kalan yarısını bölüşürüz. Ama buna kesinlikle hiçbirimiz kalkışamayız. Neyse ki köyün... Fukarası hamal bir efendi varmış. Hamallık yaparmış. Tek variyeti de hamallıkta kullandığı ipiyle sepetiymiş. Efendim ben demiş girerim o mezara. Hem onun isteğini yerine getirmiş olurum. Masiyetini yerine getirmiş olurum. Hem de yani birazcık mal mülk sahibi olurum. Girmiş de. geceliğin hayatta hiç görmediği kılıkta, ve güzellikte varlıklar gelmişler. Melekler gelmişler ve demişler ki biz bu ölüyü zaten hep çekeriz sorguya hazır bulmuşken diriyi çekelim bakalım ve başlamışlar sormaya. Neyin vardı bu dünyada? İşte bir sepetimle bir ipim vardı hamallıkta kullandığım. İpi nereden aldın? Falanca'dan aldım. Ne kadar aldın? Şu kadar aldım. Gerçekten hakkındaki fiyata mı aldın yoksa üst fiyata mı aldın? Bence hakkındaki fiyat aldım parayı hemen mi verdin birkaç gün sonra mı verdin? E, zannediyorum ki hemen verdim. E, gerçekten de alırken tefef fe falan filan yapmadın değil mi? Yok yok yapmadım galiba yani yapmadığımı düşünüyorum. Bitmemiş sorusu. Bir ipin sorusu sabaha kadar devam etmiş. Sabah adamı mezardan çıkardıklarıda demişler ki hadi bakalım yırttın artık sen çok zengin birisisin kurtardın hayatı. Vallahi istemiyorum demiş adam mal da sizin olsun mülk de sizin olsun. Ben bir ipin sorgusunu bir bütün gece veremedim. Onların sorgusunu hesabını nasıl veririm? İşte bu hikayede yanımıza kar kalsın. Elbette Allah'ın hazinesi geniştir. İstemekte bir beis yok ama Önceliklerimiz bunlar olmasın sevgili kardeşlerim. Efendim peki biz başka neleri arayabiliriz? Yani yakışıklı, güzel olsun, gözüme güzel görünsün dememizde bir problem var mı diyecek olursanız. Hayır tabii ki de bir problem yok. Neden olsun ki? Kimisinin estetik zevki daha fazladır. Gözüne güzel görünsün ister. Bazıları bunu kınayıp ayıplıyorlar. Ben hiç öyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Elbette önceliğimiz ahlak olsun. Elbette önceliğimiz dindarlı olsun. Ama Yüzüne baktığımızda da içimiz huzur bulsun istememiz çok normal bir şey. Bunun dozunu ayarlamak gerek. Burada ileride nelerle karşılaşabileceğimizi de unutmamak lazım. Nasıl mal garanti değilse bu güzellik de garanti değil. Çoluk çocuk sahibi olduktan sonra hanımların güzelliklerinde bazı değişiklikler olabiliyor. Beyefendilerin ev yükünün, iş yükünün altına girince özellikle efendim saçlarında bazı değişiklikler olabiliyor. Bunları hepimiz yaşayabiliyoruz. Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter demişler. Ama Güzelliği istemekte de bir beis yok bence. Orantısını ayarladıktan sonra e, gönlümüze hoş gelsin tabii ki gözümüze hoş gelsin. O hoşlantıyı ilk görüşmelerde yakalayabilmeliyiz zaten. Ama o hoşlantı gerçek bir hoşlantı mı değil mi bunu görüşmeleri devam ettirdikçe anlayacağız. O görüşmeler kısmından da biraz sonra bahsetmek istiyorum inşallah. Hatta şu soru geliyor bazen. Ya mantıken çok içime sindi ama görüntü içime çok sinmiyor. Yani o kalbimde şeyi yakalayamıyorum, muhabbeti yakalayamıyorum. Arkadaşlar biz bir iş akti yapmıyoruz. Burayı gerçekten iyi düşünmek lazım. Yani bir, bir iş arkadaşı olmayacağız, hayat arkadaşı olacağız. O hoşlantının gerçekleşmesi gerek. O kalpte hani diyorlar ya elektrik aldın mı diye o elektriğin alınması birazcık o çarpmanın yaşanması gerekiyor. Peki biz kriterler olarak daha çok mal mülke, yakışıklı, güzelliğe çok da fazla takılmayalım. Ama o zaman biz neye bakacağız, neyi arayacağız diyecek olursak. Bir, biz tabii ki de denklik arayacağız. İslami açıdan denklik arayacağız, ailelerimizin kültürel uyumu açısından denklik arayacağız. Kendi aramızdaki kültür seviyesi açısından denklik arayacağız. Şimdi düşünsenize çok güzel birisiyle evlendiniz. O harika ama oturuyorsunuz sohbet edemiyorsunuz onunla. İki lafın belini kıramıyorsunuz. Bir kitaptan bahsedeceksiniz. Ay ben kitap falan okumam ki diyor. Ya da o kitap da neymiş ya işte şuradan gel video izleyelim. Ha TikTok'lara bakalım falan filan diyor. Bunu ister misiniz gerçekten de? Hem gözümüze hem gönlümüze hitap etsin. Oturup aynı paydada buluşabilelim. Sohbet edebilelim. O yüzden denklik bizim için önemli önemli. Ama daha daha önemli olan şey ahlakı. Güzel ahlaklı olması. Bunu ilk görüşmede ve ardından gelecek ikinci ve üçüncü görüşmelerde anlamak büyük oranda mümkün. Sizin karşınızda nasıl oturuyor bir beyefendi, bir hanımefendi? Elbette bakacak karşısındakine. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, gidip baktın mı? Hatta Medineli bir hanımla evlenecek bir Mekkeli Gözüne iyice baktın mı? Onların göz yapıları farklıymış çünkü Medineli hanımların. İyice baktın mı diye soruyor. Sonrasında sorun yaşama, sonrasında bir üzüntü yaşama, bir farklılığı yadırgama diye. Elbette bakacak ama bu bakıştaki e, durum biz hanımlar özellikle hissederiz rahatsız edici düzeyde mi? Nasıl bir bakışı var? Sınırlı bir bakış mı? Orayı iyi değerlendirmek lazım. Nasıl oturuyor karşınızda? Bacaklarını açmış, bacak bacak üstüne atmış. Bu şekilde mi oturuyor yoksa edeple bir beyefendi oturuşuyla mı oturuyor? Aynı şey hanımefendi için de geçerli. İlk zamanlarda size sinyalleri verirler arkadaşlar. Mümkün mertebe yemek yemeye çalışın. Alışveriş Mümkünse küçük bir alışveriş yapmaya çalışın. Niye? Çünkü Hazreti Ömer ne diyor? Bir kişiyi tanıyabilmek için üç şeyden bahsediyor. Yolculuğa çıktın mı, alışveriş yaptın mı, geceli gündüzü komşuluk ettin mi? E biz bunların hepsini yapamayacağımıza göre ne yapabiliriz? Saha araştırması yapabiliriz. Arkadaşlar saha çalışması yapalım. Konusunu komşusuna soralım, sorduralım tanımamız için etrafta onu araştırmamız lazım. Nasıl biliyorlar? Namazlara gidiyor mu? Ahlakı nasıl? Neler yaşamış? Daha öncesinde neler yapmış? Birisiyle karşılaştığında selamlaşıyor mu? Bunlar bizim için hakikaten de önemli veriler olacaktır. Namaz dedik. Çünkü aslında en 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 önemli şey namaz. Namaz var mı? Ya şimdi al sen onu da. Kılar be yavrum senle beraber ha? hadi inşallah çocuğum Cuma'dan Cuma'ya gidiyor be kızım sen onu kıldırırsın. Arkadaşım bugüne kadar o kılmamışsa ben onu nasıl kıldırayım gelmiş 30 yaşına 30 sene boyunca Rabbine sözünü tutmamış bana mı sözünü tutacak? Ya Rabbi ile buluşmaya gitmemiş Rabbinin adeta benzetmede haşa e, hata olmasın teşbihte gönlünü hoş etmemiş. Benim gönlümü nasıl hoş edecek? Namaz çok mühim. Namazı olanın hayatında düzeni olur. Namazı olanı kötülüklerden alıkoyar o namaz. Namazı olanın edebi olur. Ha namaz namazı içselleştirememiş, kıldığı namazdan bir şey anlayamayanlar var mı? Maun suresine de geçtiği gibi yazıklar olsun o namaz kılanlara var. O yüzden işte ne yapacağız? Namaz ve ahlak ikisini beraber arayacağız. Hem namazı olsun hem de o namaz bakalım onun hayatına sirayet etmiş mi? Buraları güzelce inceleyelim. Bence bir maddeniz daha olmalı. Özellikle bunu kızlar için söylüyorum. Hanım kızlar Sigara olmasın ya. Sigara yakışıyor mu bir Müslüman erkeğin eline. Hiç kimse kusura bakmasın. Allah linç gelirse de gelsin. Sigarayı Müslüman bir beyefendinin eline hanımefendilerine hiç yakıştıramıyorum zaten. Hiç hiç yakıştıramıyorum. Bu bir zafiyet göstergesi de bence. Ben nefsime hakim olamıyorum. Düştüm bu sigaranın peşine demek gibi bir şey. Bence bu da e, sorgulamanız gerekenler arasında. Kokusu rahatsız ediyor. Melekler güzel koku sever. Güzel kokuya yaklaşır. Ayrıca o çocuğumuzun, çoluğumuzun sağlığına, sıhhatine zararlı. Onu da biliyoruz. Yani ne kadar uzak kalabilir çoluktan, çocuktan onun dumanı, zehri. O yüzden hiç kimse kusura bakmasın. Nişanlılık döneminde ha yani eğer bu sizin için tamamsa bu beyefendi. E, namaz, niyaz var. Ahlak var. İşte efendim diğer aradığınız kriterler var. Bir sigara problemi var. Nişanlıkta bıraktırın arkadaşlar. Evlendikten sonra çok zor. Evet az önce de dediğimiz gibi namaz olsun sigara olsun işte değişir ve bırakır yavrum ya. Bunları aldanmayın arkadaşlar. Size kendisi de söz verebilir. Konu ne olursa olsun şunu 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 değiştiririm. Ne zaman değiştireceksin? Nişanlılık sürecinde bunu gözlemleyebiliriz. O zaman bu süreçte dene. Bu süreçte değiştir. Evlendikten sonra iyi bekleme. Ya da siz de şöyle düşünmeyin. Ben onu değiştiririm. Ya işte çalışmak istiyor. Hanım ben onu vazgeçiririm evlendikten sonra çalışmaktan. Henüz tesettürlü değil ben onu kapatırım. Ama sen onu o haliyle kabul ettin zaten. ha İnşallah tesettürne vesile olursun evlendikten sonra. Güzel ahlakınla namaza davet edersin. İnşallah ona hakikaten de vesile olursun evlendikten sonra. Ama ya olamazsan? Ben onu değiştiririm evlendikten sonra. Köprüyü geçene kadar dayı diyeyim. Köprüyü geçtikten sonra <laughs> hallederiz biz bu işleri diye düşünmeyin. Ya değiştiremezseniz bu hiçbir zaman aklınızdan çıkmasın. Peki aradığımız kriterlerden birisi genç kızlar için şu çok iyi biliyorum romantik olsun Merve abla bana şiirler yazsın şarkılar söylesin sevgili kardeşim. Ben de isterim. Emin olun hepimiz isteriz. Aleyhisselatü vesselam e, güzel sözü hiç esirgememiş hanımdan, hanımlarından. Ama bazen olmayabiliyor işte. Hakikaten öğrenememiş olabiliyorlar. Romantik değil, ormantik olabiliyorlar. Ama biz burada sosyal medyadan oradan buradan duyduklarımıza göre değil gerçekten de eşimizle olan muhabbetimize bakmalıyız. Ona göre hareket etmeliyiz. Yani o olsa artı bir şey olsun ama onun yokluğu da bizim için o kişinin üstünü çizmeye bir sebep olmasın. Ee, ben nişanlılık sürecinde arkadaşıma çok özenmiştim. Nişanlısı ona şiir defterleri yazıp yazıp gönderip duruyordu. Kıskancımdan hasedimden çatlıyordum adeta. Bir gün dedim ki bizim beyefendiye sen de bana bir şiir yazsan, hata yazmazsan işler iyiye gitmez. Ve kendisi de bana bir şiir yazdı zorlamamla birlikte. Akrostiş bir şiir, baş harflerinden baktığınız zaman Merve yazısı çıkacak. Şiir şöyle. Makarnaya bayılırım. Ezo gelini çok severim. Roka iyi gider balıkla, vişne yakışır tatlılara. <laughs> en güzeli Merve'nin elinden olunca son anda toparlamış Allah'tan ama bu kadar çıkıyor. Vermeyince mabut, ne eylesin? Mahmut diyoruz. O yüzden elimizdekiyle mutlu olmamız gerektiğini de hiçbir zaman unutmuyoruz. Bazen de bu kısmı evlendikten sonrası ile ilgili konuşalım kısacık. Şöyle oluyor. Aslında bizi çok seviyor ama sevgisini bizim bildiğimiz dille değil de bambaşka dillerle bize göstermeye çalışıyor. Mesela bir hanımefendinin hikayesini dinlemiştim bir arkadaşımdan. Uzun yıllar evliliğinde sorunlar yaşamış ve terapi almış. Terapi süreci bittiğinde demiş ki Eşim aslında beni seviyormuş. Beni hiç sevmediğini zannettiğim eşim beni seviyormuş biliyor musun? Gecenin ikisinde canım çiğ köfte çektiğinde kalkıp gidip alması bana sevgisini gösteriyormuş. Pardon da ne zannettin canımın içi? Yani bu adam seni sevmese kalkıp gecenin ikisinde çiğ köfte almaya gider mi? Yat kadın sabah kalkar yeriz der. <laughs> Ama böyle söylememiş kalkıp senin için gidip bunu almış. Hizmet davranışları sevgi dili. Kimisi bunu diliyle, sözel olarak ifade eder. Kimisi dokunsal olarak ifade eder. Beş sevgi dili var tespit edilmiş olan. Kimisi hediyeler alır. Kimisi nitelikli zaman ayırır sana. Hepsinin ayırması gerekir. Bütün sevgilerde olması gerekir ama kimisinin sevgi dili hususi olarak budur. Kimisi de hizmet ederek sevgisini göstermeye çalışır. O yüzden Lütfen beş sevgi dilini araştırın. Hem evlatlarınız için hem eşiniz için hem de hatta eşinizin ailesi için de çokça işinize yarayacak Allah'ın izniyle. Onun sevgi dilini bilirseniz siz de o sevgi diliyle ona hitap eder onun sizi nasıl sevdiğini de fark etmiş olursunuz. Bu hikayeyi her zaman anlatırım. Ben anneciğimin beni sevmediğini zannederdim çünkü dokunsal sevgi diline sahibim. Hasta olduğumda beklerdim ki annem gelsin başımı okşasın, bana sarasın. Annem ne yapardı? Bir kase çikolatalı puding. Ve ben her seferinde onu ağlayalayardım. Annem beni sevmiyor diye. Ama meğer annemin sevgisi o bir kase sıcak çikolatalı pudingteymiş. Onun sevgisi de hizmet davranışlarıymış. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Onun Sevgi dilini keşfedeceksiniz. Hatta burada annemin çocuğunkini keşfetmesi gerekiyordu ama ona kim söylesin nereden bilsin canımın içi. Evet mükemmeli arıyoruz. Armudun sapı, üzümün çöpü, ay şu su da eksik, ay bu su da eksik. Hepsi bir arada olsun gerçekten çok isteriz. Yakışıklı da olsun, malı mülkü de olsun efendim. İşte eh, ahlakı namazı hepsi tam dört dörtlük olsun. Ama biz de dört dörtlük müyüz? Ya orayı da gözden kaçırmamak lazım. Mükemmeli ararken kendimize bakmadan kendimizi kaybediyoruz ve yoruyoruz bu süreçte. Buraya da dikkatli olmak gerek. Çevredeki hikayelerden az önce biraz bahsetmiştim. Sosyal medya bazen konu komşu. Bunlar bizi korkutmasın da arkadaşlar coşturmasında. Yani biz de onların peşine düşmeyelim, öylelerini aramayalım ya da işte ay evlilikte sorunlar var, ne yapacağız, biz de sorunlar yaşayacağız, hiç evlenmeyelim demeyelim. Hatta bazen bu soru geliyor, diyorlar ki evlenmesek ne olur ki? Yahu aleyhissalatü vesselam ne demiş? Evlenen dininin korunmuş olur. Dinini koruyacaksın Allah'ın izniyle. Yani evlenmen gerekiyor. Fıtratına uygun olan bu. Hanımın ve erkeğin birbirine ihtiyacı var bu hayatta o sevgiye, o muhabbete ihtiyacımız var. Haramlardan korunmak için buna ihtiyacımız var. Yaratıcı bu sistemi senin için kurmuş be güzelim. Daha niye başka sistemler peşinde koşuyorsun? Ayrıca şunu da unutmayalım. Efendim biz e, bazı araştırmalar okuduk. Sizin de okumanızı çokça tavsiye ederim. Mustafa Merter'in bir sunumuna şahit olmuştum ve o sunumda bizimle böyle grafikler paylaşmıştı. O grafiklerde de demişti ki hiç evlenmeyen hanımlar 40'lı yaşlarına kadar çok mutlu mesut yaşıyorlar. Oh diyorlar adam kahri çekmiyorum, kendim kazanıyorum, kendim yiyorum, istediğimi yapıyorum. Ama 40'lı yaşlardan sonra çok büyük yüzdelerle yüzde 80, yüzde 90 civarıydı depresyona giriyorlar. Neden? Çünkü insan ruhunun bir eşe ihtiyacı var. Bu şekilde tasarlandık, bu şekilde yaratıldık. O yüzden evlenin lütfen tamam mı? Hadi bakalım. Peki bir de şu hataya düşebiliyoruz bizler özellikle hanım kardeşlerim her sakallıyı dedemiz her yakışıklıyı da potansiyel kocamız zannediyoruz gelecekteki kocamız. Kalplerimize hakim olamıyoruz. Pıt 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 her zaman çarpıyor. Çarpması çok normal aslında. Kalp idman yapar. Birisini görürsünüz ve kalbiniz ondan yana hoşlanabilir. Hemen tamam işte ben bununla evleneceğim. Bu benim eşim olacak. Kesin onunla evleneceğim. Diye Aceleye gelmeyin. Ortalığı ayağa kaldırmayın. Durum bir bakalım gerçekten de o sizin için doğru kişi mi? Çünkü biz gerçekten çok çabuk kalbimiz heyecanlanır, severiz. Pıt 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 atar. Acele ediyoruz. Bazen bu şuna sebep oluyor. Ben onu sevdim bir kere ona söz verdim. Aslında bir sürü problem var ama söz verdiğim için yine de evleneceğim. Sadece söz verdin ama bu dönülmez bir şey değil yani. Buradan gayet tabii ki de dönebilirsin. Hata ettiğini fark etmiş olabilirsin. Onun senin için uygun kişi olmadığını fark etmiş olabilirsin. Tabii ki bunların hepsini helal dairede yapmalısın. Helal daireyi konuşalım. Şimdi önce şuradan başlayalım. Her yakışıklıyı potansiyel kocamız zannetmemizle ilgili kendimden bir örnek vereyim arkadaşlar. 15-16'lı yaşlarımdaydım takriben. Ee, bizim camiamızda bir genç görmüştüm. Adı ne olsun? Nizamettin olsun. Nizamettin'i gördüğümde kalbim gümbür gümbür davul gibi çarptı. Dedim ki Aa, işte gelecekteki kocam kesin 3 yıl platonik bir şekilde bakışın devamını getirmeden, uzatmadan, asla konuşup muhabbet etmeden. Hatta bir iş için diyaloğa girmemiz gerekiyor. Onu oraya koyar mısınız falan şeklinde kaba bir biçimde konuşarak. Üç yıl kalbimde onu sevdim. Defterlerimin kenarlarına baş harfini işledim. Sorduklarında da ee, Nermin'in nesi ya, en iyi arkadaşım falan deyip maalesef Allah affetsin yalan söylemek zorunda kaldım. 3 yılın sonunda ne mi oldu? 3 yılın sonunda Nizamettin'le 5 dakikalık bir diyalog kurmak mecburiyetinde kaldım ve beş dakikanın sonunda dedim ki ya Rabbi sana şükürler olsun beni bir hatadan döndürdün. Çok büyük bir hataya düşebilirdim. Çünkü bu bir insan değil. Tanımlanamayan bir cisim. İnsan görünümlü başka bir varlık. Hödük diye tabir edebileceğimiz bir insan evladı. Yani kesinlikle evlilik yapabileceğim birisi olmadığını 5 dakikada fark ettim. Bu bize şunu gösteriyor bazen acele ediyoruz. Bazen de aslında 5 dakikada vazgeçebileceğimiz o çok büyük zannettiğimiz aşkın gerçek bir aşk olmadığını fark edebiliyoruz. Onun için canlarım acele gitmeyin, acele giden acele gider. Peki Merve abla ya niye nişanlılık, niye flört yok, niye sevgililik yok bizim dinimizde? seni korumak için diğerini korumak için yok. Şimdi bana diyeceksiniz ki ya ben kendimi korurum. Hazreti Yusuf'tan bir örnek vermek isterim. Yusuf Suresi'nde bahseder. Bakın tefsir falan değil. Ayette geçer. Hani Züleyha gel bana gel bana diyor ya kapıları kapatıp da. Ne diyor biliyor musunuz ayette? Eğer burhanımız olmasaydı. Yani işaretimiz olmasaydı Yusuf da bir an için meyil edecekti. Subhanallah. Yusuf kim? Hazreti Yusuf peygamber. Ne özelliği var ismet özelliği var günahsızlık özelliği var ama ne diyor bir an için o da meyledecekti niçin çünkü insan canımın içi insan biz kutuplar gibiyiz birbirimizi çekiyoruz bu Allah'ın emri Peki ne oldu? Ona Burhan geldi. Gençler diyorlar ki Anne Merve abla ona Burhan geldi. Çok nasipliymiş. Ben de diyorum ki size de Kur'an geldi. Bize de Kur'an geldi. Biz çok daha nasipliyiz. Bunların hepsini öğreneceğiz. Ayağımızı denk kalacağız tabii ki de. Sevgililik niye yok? Bugün konuşursun, konuşursun, konuşursun. Yarın o Nizamettin örneğinde Nizamettin miydi, Niyazi miydi? Örneğinde olduğu gibi dersin ki bak adını bile şu an şey yapamadım. Demek ki iyi gördüğünüz üzere işte. Dersin ki bu değilmiş. E peki ne yapacaksın? Şimdi onun gönlünü coşturdun, coşturdun 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 o üzüntüyle nasıl başa çıkacak? Sen ileride eşinin gözüne nasıl bakacaksın? O vicdan azabı olarak aha da buranda bir ok gibi saplanıp kalmayacak mı? Kalacak. İşte o yüzden sevgililik yok. Etraftakiler sizin hakkınızda doğal olarak suizanla düşecekler. Hiç gerek var mı böyle şeylere? Kendimizi yorup yıpratmaya, gönlümüzü incitmeye hiç gerek yok. İslam zaten senin için en konforlu olanı sana sunuyor. Diyor ki Görücü usulü. Görücü usulünü yanlış anlıyoruz. Zannediyoruz ki Aa, tamam ben onu iki kere gördüm evlenmem gerek. Ya böyle bir şey değil. Görücü usulü ne demek biliyor musun? Canım kardeşim. Siz ilk görüşmelerde birbirinizi kandırabilirsiniz. Bu potansiyel sahipsiniz. Yıkama yağlama yaparsınız. <laughs> Ama çevrendekiler sizi, çevrenizdekiler sizi daha doğru ve daha iyi tanır. Kim kime denk bilirler. Müsaade edin bu işi büyüklerinizle yakınlarınıza bırakın. Onlar sizi bir bir araya getirsinler. Ha illa köylü olmak zorunda değil. Elbette ki i̇şte çalışma hayatında Okul hayatına uygun olduğunu düşündüğünüz birisi de olabilir. Evlilik amacıyla ilk görüşmeyi yapın. Nasıl yapacaksınız? Tabii ki de baş başa olduğunuz bir ortamda değil. insanların da etrafınızda olduğu kafe gibi vesaire bir ortamda. Sonra eğer bu sizin için olumlu görünüyorsa ikinci görüşmeyi yapın. Eğer bu da kafanızda netleşti gibi ise mesela ben ikinci görüşmede demiştim eşim için. Aha da bu çocuk demiştim. Kesinlikle net yani bir sürü kişiyle görüşmüştüm halbuki ondan önce ama eşimi ikinci gördüğümde dedim ki evlatlarıma işte babanız diyebileceğim bir çocuk bir eş adayı ve e, hakikaten üçüncü görüşmede de tamamen zihnim berraklaşmıştı. Bu arada o mesaj önemli gelecekte evlatlarınıza anne ya da baba seçmiş oluyorsunuz aslında herkesi kolunuza takıp bir şekilde gezebilirsiniz benim eşim diyebilirsiniz yanınıza yakıştırın yakıştırmayın ama evladınızın annesi ya da babası olarak yakıştıracak mısınız? Orayı da hiçbir zaman unutmayın. Üç görüşme yaptınız sizin için olumlu gözüktü. Tamam dediniz hadi bu yola çıkalım. Birbirinizle sözleştiniz. Bu yola çıkmak üzere ne var? Nişanlılık süreci var. Nişanlılık süreci nikah demek değil güzellerim. Yani ben onunla el ele tutuşurum, gezerim, tozarım. Hayır. Nereye geziyorsun, tozuyorsun? O senin nikahın değil. Nişanlılık süreci işte o milletin flört, milört dediği süreç aslında. Helal dairede, sınırlar eşliğinde tanıma süreci, yıpranmama ve yıpratmama süreci. İslam zalim değil, Allah zalim değil. Kulunu en iyi tanıyan Rabbim ona göre bir güzel de sistemini kurmuş. Örfe uyabiliyoruz. Örfümüzde bizim nişan var. Bu sürede çok uzamamalı tabii ki. 3-4 ayı geçmemeli bence. Bu süre zarfında tanırsınız zaten Allah'ın izniyle. Uygun mu değil mi? Bakarsınız. Baktınız uygun değil. Selamünaleyküm kardeşim. Yahu dönülmez akşamın ufkunda değilsin. Nişan, nikah demek değil. Ben söz verdim sözümden geri dönemem. Nişan atamam. Nişan atarsam millet bana nikah bozdu der. Hayır. Umarım tabii ki nikah yapmıyorsunuzdur değil mi? Yani inşallah. Arkadaşlar lütfen. İmam nikah yapmıyor olun nişanlayken. iken. İmam nikah demek ne demek? Yani zaten aslında hani burası bir fıkıh platformu değil. Ben de bu konuda yetkili değilim ama e, dalga geçmek gibi bir şey yapmış oluyorsunuz siz. Ya nikah ne demek arkadaşlar? Nikah demek ben bu kişiyle evliyim demek artık bu benim helalim demek. Ha ben el ele tutuşayım ama ama işte daha fazlası olmasın. E, ama o senin helalin sen helale haram kılıyorsun. Peki herkes biliyor mu senin nikahlandığını? Nikahın duyurulması gerekir. Allah'la haşa neredeyse alay etmek gibi bir şey. Ya Rabbi sen sistemi kurdun ama biz onu beğenmedik. Biz kendimize göre kılıfına uydurduğumuz bir sistem inşa ettik. Bunu yapamazsınız arkadaşlar. Hayır. Ha, i̇mam nikahını şöyle kıyabilirsiniz. Yani düğünden birkaç gün önce işte e, bir imam nikahı kuralım da hani birbirimizi bir el ele tutuşalım. Gezelim vesaire istiyoruz. Bir ısınma turu olsun. O ayrı bir şey. Ama... Ee, yani bu aylar sürecek bir şey kesinlikle ve kesinlikle olamaz. Buraları iyi araştırın. Alo Diyanet Fetva hattına sorun soruşturun. İşi kendimize göre uyduruyoruz. Bunları da yapmamamız lazım. Evet efendim sevgililik meselesini konuşuyorduk. Notlarıma bakacağım bugün yine çünkü sizin için çokça not aldım. Unutmak istemiyorum. Ha, evet nişan fotoğrafları demişken şunu da tekrar hatırlayalım. İmam nikahı yok. Ona rağmen nikahlı gibi takılanlar var. Eyleli, El kol kola, sarış, sarmaş. Canımın içi. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Bak bu nişan, nikah değil. Hatta benim bir esprim vardır. Seminer sonlarında fotoğraf çekinirken, yazı, işte imza günlerinde, yazar buluşmalarında derim ki nişanlı fotoğraf çekineceğiz hasta olanlarla. Arkadaşlar aksıran, öksüren varsa onlarla nişanlı fotoğrafı. Anlamazlar derler ki ne demek nişanlı fotoğrafı? Yani helalim değilsin, o yüzden mesafeliyiz ama sana karşı da boş değilim. Seni seviyorum. <laughs> Gülümseyelim birlikte, sevgimizi birbirimize gösterelim ama sınırlar çerçevesinde demek istiyorum aslında. O yüzden buraya çok dikkat etmemiz gerek. İstişare edelim dedik ya konu komşuya soralım. Aklına güvendiğimiz, ilmine güvendiğimiz bir büyüğümüzle, evli olan bir büyüğümüzle mutlaka istişare edelim. Bakayım ay son olarak söylemek istediğim bir şey daha var. Evlilikle ilgili son olarak şunları söylemek istiyorum. Kafamızda bazı şablonlar var. Özellikle genç kız kardeşlerimin zihninde. Yani biz evliliği el ele tutuşacağımız bir hayat yolunu yürüyeceğimiz hayat arkadaşlığı. İşte saliha eş olmayı sadece Kur'an okumak, namaz kılmak birlikte, camiye gitmek gibi düşünüyoruz. Fakat evlilikte aşk da var, Meşk de var. Anneler özellikle kızlarıyla bu konuları konuşmaktan imtina ediyorlar, haya ediyorlar kendilerince. Ama aleyhissalatü vesselam bunları konuştuğu yeri geldiğinde sahabelerle. Hanımlar bunları birbirleri arasında konuşup birbirlerine sorabildiler, anlatabildiler bütün detaylarıyla. Lütfen genç kızlarımıza bu aileye lütfedilmiş olan bağı çirkin bir şeymişçesine, edepsiz bir şeymişçesine lanse etmeyelim. Öyle olsaydı allah Teala bunu eşlerin arasına lütfetmezdi, bağışlamazdı öyle değil mi? Çocuğu sadece anneden hasıl ederdi, dünyaya getirirdi bir babaya ihtiyaç duymaksızın. Bunlar çirkin şeyler değiller. Bunlar eşlerin arasında ülfeti sağlayan, bağı sağlayan güzel şeyler. Bakın çok dinler bir çevrede büyüdüm ve bu çevrede o kadar çok arkadaşımın hemen evlendikten sonra geri döndüğüne tanık oldum ya da evlenmiş, çoluk çocuğa sahip olmuş ama çok mutsuz bir evlilik yaşayan, çünkü evliliği bambaşka bir şey zanneden arkadaşlarıma da tanık oldum. Lütfen evlatlarımıza anlatırken neyi nasıl anlattığımıza dikkat edelim. Allah Teala'nın güzel kıldığını biz kendi elimizle çirkin kılamayız, çirkinmiş gibi gösteremeyiz. İnşallah sözü ve sizi yormamışımdır. İnşallah vermek istediğim mesajları haddi aşmadan, eee etmeden verebilmişimdir. Sormak istediğiniz sorular varsa bu konuyla alakalı bana gönderebilirsiniz. Size masal anlatacağım bir sonraki bölümde. Hazır olun tamam mı? Hadi bakalım. Allah emanet olun genç kızlarım ve genç erkek kardeşlerim. İnşallah sizin için en hayırlı kişiyle bir şekilde en hayırlı zamanda bir araya gelirsiniz. Dua etmeyi unutmayın. En çok bunu söylemeyi unuttuk. Dua, dua, dua. Esselamu Aleyküm. Allah'a emanet olun.